Üniversitede mezun oldu genç. Mezun olduktan sonra bir KYK borcu oluyor bu gencin. KYK borcunu ertelemek için bir yıl erteleme başvurusu yapıyor. 5-6 bin liraya yakın faiz bindiriliyor. Yetmiyor bu öğrenciye bir de genel sağlık sigortası prim borcu ekleniyor. Ya bu adam zaten iş bulamamış. Aldığı KYK borcunu ödemek için iş arıyor. İş bulamadığı için e, genel sağlık sigortasına siz bunu kaydediyorsunuz. yapılan gelir testi kapsamında. E, haliyle bu çocuğun hem KYK borcu birikiyor hem de genel sağlık sigortası prim borcu birikiyor. Da oluyor da adeta. Ödemek güçleşince de haliyle bu gençler ne yapıyor? Hastaneye gittiği zaman diyorlar ki artık size sağlık hizmeti yok. Hastaneye gelemeyeceksiniz. Başta Muharrem İnce olmak üzere birçok muhalefet temsilcisi ve vatandaşlardan tepki gelince geri adım attılar. Genel sağlık sigortası sistemine olan prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak olanlara devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti verilmesi 2020 yılına kadar sürecek. Bakın şimdi adam iş bulamadığı için genel sağlık sigortasına siz bu genci bu insanları kaydetiyorsunuz. Bu insan zaten yoksul. Siz bir gelir testi yapmışsınız. Bu gelir testine göre prim borcu çıkarıyorsunuz. Tamam çok fazla yoksul olanlara da zaten sanırım yeşil kart veriyorlar. Onlardan herhangi bir prim falan almıyorlar. Borcu varsa da siliniyor zaten yapılan gelir testi neticesinde. Ama bir eve 1 veya 2 belki de 3 asgari ücret giriyorsa o evde yaşayan birileri varsa o genç haliyle o borçtan sorumlu tutuluyor. Çünkü hane başına gelir testi yapılıyor. Ve diyorsun ki sen çocuğa senin KYK borcun var öde. Ödeyemiyorsan bir yıl ertele biz faiz kitleyelim. Senin gene sağlık sigortası prim borcun var. Ha bu borcu ödemezsen hastanelere gelemezsin. Devlet hastanelerinde tedavi olamazsın. O zaman ne? Ölsün mü bu çocuk? Hastaneye gidemeyecekse ne yapacak? Durumu iyi olmadığı için zaten sizin ona destek çıkmanız gerek. Bedava sağlık hizmeti vermeniz gerek. Bu çağda, bu dönemde her yere şehir hastanesi açılıyor. Her yerde reklamı yapılıyor. Milyonlarca lira para harcanıyor. Ama gelen sağlık sigortası prim borcu olanlara sağlık hizmeti verilmeyecek diye haberler dönüyor. E vatandaş da olarak isyan edince süreyi uzattılar. Şimdi 2020 yılı sonuna kadar tedavi olabilecek borcu olan gençler veya vatandaşlar.